Bak Emre, disiplin kurulunda bir karara vardık. Bir kez daha sorun çıkarırsan okuldan uzaklaştırma alacaksın. Ayrıca sene sonuna kadar da basketbol takımından çıkarıldı. Bu kadar mı? Emre, bu kadar mıdan daha başka bir şey söylemen gerekmiyor mu? Delikanlı adam yaptıklarının sonucuna katlanır hocam. Emre, sana neler oldu böyle? Ne biçim konuşuyorsun? Hadi, hadi daha fazla kızdırma beni, çık dışarı. Şu işe bak, ben zorbalarla baş edebilmek için canımı dişime takıyorum. Hatta o da yetmezmiş gibi hayatımızı tehlikeye atıyorum. Oğlumsa bir karış boyuyla okulda terör estiriyor. Hayatım, çocukların böyle dönemleri olur. Bu kadar abartma lütfen. Sadece büyüyorlar o kadar. Madem büyüyorlar, o zaman iyi ile kötünün, doğru ile yanlışın artık farkına varmaları gerekiyor. Ayrıca Özge'ye yazık değil mi? Kızı bulduğu yerde hırpalıyor. Ne yazık ki anlaşamıyorlar. Ama zamanla düzelecek canım. Hadi üzülme artık. İhale işini ne yapacağız? Bilemiyorum Simge. Ya okuldan telefon gelince yüreğime iniyordu neredeyse. Müdür Emre kavga etti deyince çocukların başına kötü bir şey gelmediği için neredeyse memnun oldum. Benim de söylediğim bu işte tatlım. Diyelim ki adamlar bize zarar vermeyecekler. Ama bu stresle nasıl yaşarız, söyler misin bana? Ya aslında Nana da biraz beni etkiledi. Hiç şaşırmadım. Ne dedi yine o yarım akıllı sana? Ya hiç korkma, o adamlar bize asla zarar veremez deyince... Ay sen de inandın öyle mi yani? He? Ay Hakan, vallahi çok hoşsun. Onun nesine güveniyorsun? Köyünden akrabalarını mı toplayıp getirecekmiş? Ya da her ne cehennemden geldiyse işte. Yazıklar olsun sana. Bunu da mı yapacaktın sonunda? Ben sizleri doğru yetiştirmek için neler yapıyorum, senin şu yaptığına bak. Ne yaptım baba ya, bu kadar büyütme. Alt tarafa oyuna dalıp dersi kaçırmışım. Özge beni ispiyonlamasaydı kimsenin haberi olmayacaktı. Bak zaten sinirlerim bozuk. Bana şimdiye kadar yapmadığım şeyleri yaptıracaksın ona göre. Aman evladım, sakin ol. Şuna bak, utanmadan kendini savunuyor bir de. Daha ne yapacaktın oğlum? Senin yaşın kaç, başın kaç? Eline silah alıp gangsterlik mi yapacaktın bir de? Ama baba ben çocuk değilim, yeter artık. Herkesin için nazarlamandan bıktım. Ya demek ağrına gidiyor beyefendi. Bana bak Emre, bu son. İnan bana son. Bir daha okuldan şikayet gelirse seni okuldan alacağım. Başka bir şehirde yatılı okula vereceğim. Ya baba. Ya babaymış. Görürsün bak nasıl yolluyorum. Biz doğru düzgün yaşayan insanlarız. Asla şiddete başvurmayacaksın, asla. Adam gibi okuluna gidip okuyacaksın, anladın mı beni? Bak koçum, bunlar özenilecek şeyler değil. İnan bana. Ama o zaman sen neden böyle yaşıyorsun? Keşke böyle yaşamasaydım demediğim tek bir gün bile olmadı. Ama ne çare. Ama ne güzel emrinde adamların var. Sonra çok güçlüsün. Hem herkes senden korkuyor. Emrimdeki adamlar bana saygı duydukları için değil. Param için yanımda. Güçse burada değil, buradadır. Ayrıca keşke herkes benden korkacağına beni sevseydi. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? En başa dönme şansım olsa okumak isterdim. Baban gibi sıcak bir yuvam, çocuklarım. Korkusuz geçireceğim, huzurlu gecelerim olsun isterdim. Adam gibi adam olmak isterdim. Benim babam adam gibi adam değil mi? Hem de nasıl. Onu örnek alın. Babanın sözünden çıkma. Bazen onun dedikleri sana sıkıcı gelebilir ama inan o seni çok seviyor. Ve iyiliğin için böyle konuşuyor. Peki ama ben de senin gibi, babam gibi korkutucu olmak istiyorum. Nasıl olabilirim? Okuyarak. Okuyarak mı? Ya ama nasıl? Bir gün babam bana dedi ki, Arif oku. Cehalet en büyük hataları peşinden getirir. Cahil olan adam korkar. Neden korkar? Hiçbir şey bilmediği için korkar. Emre, ben çok korkuyorum. Anlıyor musun? Çok. Bir gün çocuğum olursa, onu nasıl yetiştireceğimi bilemediğim için bile korkuyorum. Anladın mı? Sanırım anladım Arif abi. Güzel. Sohbetinizi bölmüyorum değil mi? Yok Hakan kardeş. Zaten bitmişti konuşmamız. Çok güzel bir evlat yetiştirmişsin. Hadi görüşmek üzere. Ben geçireyim. Yok yok. Sen Emre'nin yanında kal. Biz gideriz kardeş.
babacığım, beni affet canım babacığım. Ne demeye çalıştığımı anlamışsındır umarım. Anladım babacığım. Okuyacağım ve asla cahil kalmayacağım. Aferin benim güzel oğluma. Okuldaki çocuklar da yaptıkları ne kadar aptalca olduğunu bir gün anlarlar belki, değil mi? Kesinlikle. Hoş geldin. Çık bakalım. Hadi bakalım. Geç oldu. Yataklarınıza. İkinizi de çok seviyorum. Biz de seni babacığım.